Ya bir kere dikkat çekici bir konu ve insanların hayatlarını alt üst edebilen bir konu. O yüzden de bana ilginç geldi. O yüzden de kredi kartı mağdurlarının filmini yazmayı tercih ettim. Ben sonuçta iki tane kız kardeşle büyüdüm, evliyim. Yaklaşık 70 yıldır falan diye hissediyorum. Bir de çok fazla insanla konuştum ben. Bir de gerçekten bu olaydan büyük acı çekmiş kadınları tanıyorum. Ya eşimin arkadaşları falan yani o yüzden. Atölyeyi kapatıyorum ben. Hatta o ölümü çiğnersin de falan bile uğraşıyor olabilirsin hala. Senaryoyu okuduğumda gerçek bir hikaye gördüm. Çok gerçekti her şey. Karakterler gerçekti. Sorunlar gerçekti. Ve Türk, bizim şu anda son 1-2 senedir yaşadığımız ciddi problemleri mizahı kullanarak güzel değdirmeler yapıyordu. Bunun için ben mesela filmde sadece kredi kartı borçlarını görmedim. Bu betonlaşma da gördüm. İşte küçücük minnacık evlerde yaşayan insanların dibine yapılan gökdelenlerin onları yemeye çalıştığını gördüm. Bunların hepsini senaryoda gördüm. Senaryonun küçük böyle minik teknik birkaç sorunu vardı. Bunları düzeltebilirsek ben memnuniyetle bu filmi çekerim dedim. Şahin Bey de çok ılımlı bir senarist. Normalde senaristler itiraz eder, istemez, karıştırtmaz. Tamam ben karışmıyorum, sen ne yaparsan yap der ama Şahin'le öyle çalışmadık. Şahin'le bayağı bir hafta 10 gün masa başında incik cincik senaryoyu çalıştık. O benim aklıma takılan bir iki yerde düzelttik ve kabul ettim bu filmi çekimi. Seçimi süreci biraz çetrefilli oluyor. Aslında oynatabileceğiniz, Türkiye'de baktığın zaman bu tür filmde oynatabileceğiniz, çalışmak isteyebileceğiniz oyuncu da fazlaca yok. Yani böyle yüzlerce kişi arasından seçemiyorsunuz. Belli her kast için kafanızda olabilir dediğiniz bir takım isimler oluyor. Bunlarla işte tanışma toplantıları, işte senaryo konuşmaları, bir süzgeçten geçiyor. Dört oyuncumuz da bizim listemizdeydi. Yani dördü de vardı ama aslında mesela birer aday değillerdi. Ben mesela bir tek Filiz için tek aday olduğunu söyleyebilirim. Diğer roller için başka adaylar da vardı ama süzme sürecinde bu kastın en iyi bu kastla olacağını, dört benzemez kadının, bu önemliydi. Yani birbirine benzer dört kadın bulmak belki biraz daha kolaydır ama birbirine benzemeyen ama büyük bir dayanışma, bir arkadaşlık senaryosunda oynayacak dört benzemez kadının bu şekilde bir araya gelmesi hepimizi mutlu etti. Üç kuruşluk para için sevgilini mi satıyorsun sen? Doğru karar verdiğimizi ortaya çıkardı bence. Ben çok beğeniyorum dördünü. Sadece dördü değil, bütün kastın çok iyi olduğuna inanıyoruz. Dört kadın üstünden ilerliyoruz ama çok güçlü bir yan kadrosu da var. Kastın Meral Çetinkaya, Aytan Uncuoğlu, Erdal Cimburuk, Ayşe Dinci gibi isimlerle de çalıştık. Sağ olsunlar çok küçük minik birer rol bile olsa onlar da çok beğendiği için projeyi, senaryoyu memnuniyetle bizle birlikte çalıştılar yani. Falan değişti. Daha kötü şey. Şu şey komple... Evet.
Rol A2, 15 metre dinledi. Mesela buraya bir şey koydun, orada bir şey yapıyor. Mesela kucağına aldın, inmek istedi, hemen bırakıyorsun.